Örtülerini dışarıya çıktıklarında üzerlerini alsınlar. Ne zulmediniz, ne zulme uğrayınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam canlı olan Kur'an iken hayatımızda Allah Resulü nerede? Hayatımızda Allah Resulü'nün sözleri nerede? Bunun bir hesabını verecek. Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'de ya Rabbi ben ne yapayım, benim kavmim Kur'an'ı terk etti, Kur'an'ı mehcur kıldı. Kur'an'ı mehcur kılmak ne demek beyler? Kur'an'ı okumaktan öteye geçmemek, sadece namazlarda okumak, sadece namazlarda okuyup dışarıda Kur'an'ın verdiği mesajları duymamazlıktan gelmek demek. Kur'an-ı Kerim bize günde 40 defa İhdina sıratal müstakim derken, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken, Allah'tan başkalarından medet beklemek, Allah'tan başkalarından korkmak, Allah'tan başkalarının yolunda gitmek, Allah ve Resulüne rağmen Allah'ın koymuş olduğu kuralları, Allah'ın koymuş olduğu kanunlara rağmen cahiliye adetlerine yeniden dönmek demek. Onun için aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Ey Müslümanlar! Fitneyle, zulümle, adaletsizlikle çarpışın, mücadele edin, mücadele edin, mücadele edin. Ta ki bütün alanlarda, sokağında, okulunda, mahkemesinde, dairesinde, çarşısında, pazarında Allah'ın dini olsun. Allahu Zülcelal Hazretlerinin sevdiği peygamber sahabe-i kirama soruyor. Din nedir bilir misin ey ashabım? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Din sizin günlük yaşantınızdır buyuruyor. Beyler, günlük yaşantımızda el nedir, alem nedir, şu nedir, bu nedir diye diye Allah'ı unutan bir ümmet olduk. Gelin bu akşam itiraf edelim. Gelin bu akşam 5 defa günde Allah'ın huzuruna secdeye kapandığımız gibi hayatımızın her safhasında Allah nedir diyelim. Allah Resulü buyuruyor. Münafığa, fasığa efendi muamelesi yapmayın, Allah'ı gücendirirsiniz. Melekleri bekliyor muyuz bu gece? Melekler olacak mı evimizde? Gelin eşlerimizle itiraf edelim. Gelin haklı olduğumuz halde helallik dileyelim. Gelin ellerimizi açalım. Derinden derinden Allahu Zülcelal Hazretlerinden bağışlama isteyelim. Allahu Zülcelal Hazretlerinin bağışlamasından daha büyük bir kurtuluş var mı beyler? Yoktur. Dolayısıyla bu gece aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilk gelen ayetlerden sonra Hatice annemize destürüni destürüni derken titriyorum, üşüyorum Ayşe, Hatice, ey Hatice örtü, örtün beni, üşüyorum deyip Allah Resulü'nün eşi Hatice annemiz ey Muhammed üzülme, şu sayacağım maddeleri hayatımıza tatbik etmeyi adeta ilk gelen fermanda Allah Resulü bizlere gösteriyor. Ey Muhammed üzülme, seni Allah mahzun etmeyecek. Sen çünkü akrabayı gözetirdin. Sen çünkü misafire ikramda bulunurdun. Sen kimsin? Sen ki kapına gelen muhtaçları, o ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını görürdün. Sen ki yoksulu doyururdun. İşte bu 4 madde bir toplumda kalkarsa o toplum depresyona girer. O toplumda huzur gider. O toplumda bereket gider. O toplumda huzur gider kardeşlerim. Misafire ikram, yoksulu doyurma, fakiri hakkını gözetme ve akraba bağlarını gözetme. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizlere bağışlanmayı, Allahu Zülcelal Hazretleri bir bahaneyle bakınız bir bin aydan gece hayırlı olan geceleri ihsan etmiş. Affedecek bahaneler koymuş ortaya adeta. Bizler de birbirimizi neden affetmeyelim? Bugün telefon, bugün internet adeta bedava. Bedava olmasına rağmen arayan yok.